karşısınların huzuruna gider. Akla gelmez bir şeydir. Hiç. Nasıl yaptılar bunu? Nasıl? Aşağıda mobilya dükkanı vardı. Mobilya dükkanına girdiler. Onu tamamen harap ettiler. Mucize. Yerinde burası hasar görmedi. Çünkü çarşıda olan hamallar burası korudu. Türk bayrağını astılar. Ve aşağıda kahveci kapının önüne durdu. Geçenleri bırakmadı. Dedi ki, burada Rum dükkanı yok, gidin. Vahit Bey diye çok değerli bir dostumuz vardı. O kimsenin içeri girmesine müsaade etmedi. Bunu biliyorum yani annemden anlatılanlardan. Ama tabii çok vahim bir olay olduğunu da biliyorum tabii o Eylül hadiselerini. Beyoğlu'na gelen çapulcuların, Beyoğlu'nda çalacakları, mahvedecekleri, yıkacakları o kadar şeyi vardı ki sıra bize gelmedi. Sıra bize gelinceye kadar örf-i idare ilan edildi. Varlık vergileri, 20 yaş, askere alınmalar, 6 Eylüller, şunlar bunlar, baskılar bilmem neler. Hiçbiri semere vermedi. Hiçbiri semere vermedi. Bir zarara uğradı cemaat, tekrar ayaklarının üstünde durmasını bildi. Çünkü gücünü aldığı topraklara basıyordu. Vakta ki onun yok olması için Herkül'ün kullandığı yöntemi kullandılar. O 60'lı yılların başında 64'te yurt dışına söküp attılar. Ondan sonra eridi gitti İstanbul Rumları. ...1964'te liseyi bitirirken biz Yunan, babam Yunan uyruklu olduğundan Türkiye'yi terk etmeye mecbur olduk. İki erkek kardeşi 1965'te onlar Yunan vatandaşı olduğu için sınır dışı edildi. Rumların yarısı mecbur oldu gitmeye. O da neden? Bir Yunan tabalı, bir Türk tabalı Rum kızıyla evli olduğu için o aileyi bozamazlardı. Bir vesikamız vardı. Oturma. Evet. Dördüncü şube veriyordu. O vesikanın tarihi bitince 20 gün içinde gideceksiniz. Türk tabalı olup da gidenlerin hemen hemen yani %90'ı diyeyim ki belki de %100'dür o. İstemeyerek, ben de istemeyerek gittim. Yani geleceğim karanlıktı, ne yapacağım belli değildi.
hiç arkadaşım kalmamıştı artık orada. Hepsi gitmişti onun için. Bizim oradan ayrılmamızı istedikleri için bize kolaylık yaparlardı. Bana 3 aylık bir pasaport verdiler. Hatırladığıma göre 10-10-1964 tarihine kadar yurt dışında kalabilir diyordu. Bir şey mühür vardı yanında. Tabii ki benim geri dönme şeyim yoktu. Geri dönmeyecektim. Onlar biliyordu tabii. Çocukların geleceği düşündük. Biraz tesir altında kaldık diyelim. O zamanlar işte bir komşulardan, akrabalardan. Bekardım. Düşünmeye başladım. Bu memlekette istikbalim ne olacak? Bir, kalsam çocuklarımın istikbali ne olacak diye. Çünkü atmosfer çok kötüydü. İnsan gençken büyük bir iş becereceğim düşüncesiyle kalkıp gider. Böylelikle bulundum. 86 senesinde mecbur olduk. Mecburiyet ama şey değil yani. Hürmekin mecburiyeti değil. Çarşımız yıkıldı. Çarşı, bütün çarşıyı yıktılar yalnız. Yani Rum, Türk meselesi değil. Herkes. Bize dükkan verdiler Rami'de ama benim artık yaşım 65'i bulmuştur. Şey belki yerindeydi. Fakat bütün arkadaşlarım, tanıdıklarım yoktu. Böyle bir şehir ne yapayım dedim. Ve hakikaten de İstanbul'a ondan sonra bir kere daha gittim, bir daha da gitmedim. Yalnız bizim sınıf 33 kişiydik. Bir kişi kalmış, ben bir 10. Herkes gitti. İstanbul'a gittiğime evimden geçtim. Tabii içeri girmedim. Ama okuluma gidemedim. Kişiye kadar gittim, ağlamaya başladım. 1986 senesinde gittim okuluma, 12 talebe vardı. Türkiye'nin büyük yanlışları. Çok üzüldüm. Ve dedim bir daha gelmeyeceğim. Αυτά ίσως να τα κόψουμε. 58-2008, 50 χρόνια να πούμε. Και κλάψαμε. İstanbul'da yaşarken bir azınlık mensubu olarak fanatik oluyorsun. Haksızlığa uğruyorsun. O hakkını bulamıyorsun. Hakkını bulamayınca ne diyorsun? Biz iyiyiz, onlar kötü. Bütün azınlıklarda bu var. Bu zamanla geçiyor. Aman ayıp, bizi kovdular. Vatandaş Türkçe konuş diye bize takılıyorlar. Siz şimdi Yunanistan'da Türkçe mi konuşuyorsunuz? Kavga filan. 1988'e kadar Türkçe'yi tamamen aşağı yukarı unutmuşum. Yani ne lüzum vardı bizim buraya gelmemize?